Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. İngiliz Mirror gazetesinin savunma kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Rusya Ukrayna'ya saldırısında şok ve dehşet operasyonu adı verilen bir yöntem uygulayacak, nükleer silah kullanmayacak olan Rusya, tüm bombaların babası olarak anılan 44 tondan fazla TNT'ye eşdeğer silahını Ukrayna'da kullanacak kaynaklar. Suriye'de de kullanıldığı iddia edilen bombanın Savaşın başlangıcında Ukraynalıların moralini bozmak için atılacağını da sözlerine ekledi. Batılı ülkeler Rusya'nın Ukrayna sınırı çevresine yaklaşık 130 bin asker konuşlandırdığını tahmin ediyor ve Rusya'nın sahte bir krizle işgale zemin hazırlamaya çalışacağını iddia ediyor. Rusya ise Batı'nın işgal iddialarını yalanlıyor, ancak 2014'te de Rusya benzer iddialarda bulunmuş ve daha sonra Kırım'ı ilhak etmişti. Putin'in o zamandan beri Doğu Ukrayna'daki ayrılıkçıları Batı destekli Ukrayna hükümeti karşısında her fırsatta desteklediği sıkça dile getirildi. Rusya ile Ukrayna'yı karşı karşıya getiren kriz dönemin Ukrayna Devlet Başkanı, Viktor Yanukovic'in Avrupa Birliği Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması ile başladı o adım sonrası 21 Kasım 2013'te ülkede gösteriler başladı. Yanukovic'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetürk Silahlı Kuvvetleri ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar bağımsızlıklarını ilan etti. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.